Sabri Başkanım burada. Ondan sonra üretim yerlerine yürüyerek dağılıyor. Evet. Yani Allah hemen kuyu dibinde değil. Odası Genel Başkanı, Tarık Yerbakan, maden sahasında madencilere geçmiş olsun dediklerine izledim. Evet, madenciler de burada bilinenler var. Evet. Öncelikle başımız sağ olsun diyerek başlamak istiyorum. Millet olarak başımız sağ olsun. Cenab-ı Allah vefat eden emekçilerimize, madencilerimize gani gani rahmet eylesin. Makamları âli olsun, mekanları cennet olsun. Tabii hayatını kaybeden işçilerimizin, madencilerimizin yakınlarına Cenab-ı Allah'tan sabır diliyorum, yardım diliyorum ve kendilerine başsağlığı diliyorum. Yaralı kurtulan emekçilerimiz, işçi kardeşlerimiz, kendilerine Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum. Bir an evvel sağ salim ailelerine kavuşmaları için dua ediyoruz. Bu noktada üzülerek ifade etmek gerekirse duadan başka elimizden bir şey gelmiyor. Ve tabii ki burada bu kazaların bir daha yaşanmaması, böyle felaketleri bir daha görmemek için Cenab-ı Allah'a dua ediyoruz. Allah bir daha yaşatmasın, bir daha göstermesin. Ve şunu da tabii ifade etmek gerekir. Tabii ki bu işin doğasında bu gibi kazalar var. Tabii ki ecele inanıyoruz, kadere inanıyoruz. Ölümün Cenab-ı Allah'tan geldiğine inanıyoruz. İnancımızda bunlar var. Ama yine bizim inancımızda tedbire tevessül emrediliyor. Gerekli tedbirin alınması, zamanında alınması ve bu gibi can kayıplarının önüne geçilebilmesi için gerekenlerin yapılması da aynı zamanda bizim inancımızın bir gereği. İnşallah bundan sonraki süreçte en azından bu gerekenler yerli yerinde, zamanında, kapsamlı bir şekilde yapılır. Gerekli tedbirler inşallah alınır ve böylelikle de bir daha böyle kazalara uğramamış oluruz. Bu vesileyle tabii ki soruşturmanın da, 5 savcı tarafından yürütülen soruşturmanın da son derece objektif ve ayrıntılı bir şekilde yürütülmesi ve sorumlular varsa bunların da en kısa zamanda mutlaka ortaya çıkarılması ve gerekenlerin yapılması gerektiğini de ifade etmek isterim. Bir kez daha burada bizleri karşılayan maden emekçilerine, buradaki görevlilere, yetkililere teşekkür ediyorum. Siz değerli basın mensuplarına ilginizden dolayı teşekkürler ediyorum. Bir kez daha milletimizin başı sağ olsun diyorum. Vefat eden kardeşlerimize Allah rahmet eylesin. Yakınlarına da Cenab-ı Allah sabrı cemil ihsan eylesin. Yaralılarımızın da biraz evvel söylediğim gibi bir an önce inşallah kurtulup ailelerine, yakınlarına kavuşmasını Cenab-ı Allah nasip etsin. Çok teşekkürler ederim. Çok sağ olun.